bu salgına karşı tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerektiğini söyleyen, aşının bir an önce üretilmesi gerektiğini söyleyen ve herkese aşı olmaya davet eden iki milletvekili olarak buradayız. Batman, Türkiye'nin aşılama oranında en kötü ikinci ili. Bu konuda tabii Batmanlılara söyleyecek bir sözümüz var. Sözümüze değer veren herkese ben kendim aşımı oldum, aşılarımı günü günü oldum. 20 yaşındaki kızım oldu, 78 yaşındaki babam, 72 yaşında annem oldu. Ailemizdeki aşı imkanı gelen bütün gençler, bütün çocuklar aşılarını oldular. Bu aşıların olunmasından kimse endişe duymasın. Çünkü şu anda Türkiye'de günde 200 ila 220 arasında değişen rakamlarda insanımız ölüyor. Yani Türkiye'de her 1,5 günde bir Soma faciası yaşanıyor. Uçaklara binip gidiyoruz. Uçak kalkınca yakınlarımız dua ediyor. Kazasız belasız inin inşallah diye. Bugün 180 kişilik bir uçak düşse Türkiye 2 sene konuşur. Her gün en az bir uçak, bazen 1,5 uçak düşüyor Türkiye'de. Her gün uçak faciası yaşanıyor Türkiye'de. Ve yoğun bakımlar aşısızlarla dolu. Hastaneler aşısızlarla dolu. Lütfen aşınızı yaptırın. Bu konuda biz kefiliz. Ben Özgür Özel olarak aşının güvenliğine ve koruyuculuğuna kefilim. Lütfen aşıdan kaçınmayın, aşıdan kaçmayın. Psikolojik iktidar Türkiye'de el değiştirdi. Önce mecliste el değiştirdi. Mecliste psikolojik iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün muhalefet partileri ele aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partileri Türkiye'nin gündemini belirliyorlar. Biz söylüyoruz, onlar reddediyor. Türkiye'de en çok konuşulan konu gençler arasında da AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olsun diyoruz, reddediyorlar. 3600 ek gösterge sözü verdiğin memura sözünü tut diyoruz, reddediyorlar. Biz hep birlikte Türkiye'nin önünü açacak projelerimizi getiriyoruz, bunları konuşalım diyoruz, reddediyorlar. Örneğin atanamayan sağlıkçı ordusu var. Gelin bunları atayalım. Atanamayan sağlıkçıları hep birlikte atayalım. Mevcut yorgun, bitkin sağlıkçılar dinlensinler. Covid'e karşı başarılı olalım diyoruz. Reddediyorlar. Türkiye'de bölgenin derin yoksulluğunu da, hak ihlallerini de konuşan biziz. Ama bunların hepsi her geçen gün birbirine benzeyen AKP, MHP iktidarı tarafından reddediliyor. İnsanlar iyilik istiyorlar. İyilik siyaseti istiyorlar. Bak İstanbul'da siz diyordunuz ki CHP kazanırsa beka sorunu olur. Türkiye batar, Türkiye karışır. Biz de diyorduk Mart'ın sonu bahar. Millet kime oy verdi? Kara gri, koyu gri, siyaha yakın Cumhur İttifakı'nın korku siyasetine değil, rengarenk, adeta bir gökkuşağı gibi her rengi içinde bulunduran İstanbul'daki umut siyasetine oy verdi. Korku siyasetinin yerini umut siyaseti kazanacak. Her şey çok güzel olacak dedik ya. Her şey Türkiye içinde çok güzel olacak. Batman içinde çok güzel olacak. Her ağzını açtığında CHP'yi yeneceklerini söyleyen MHP ve AKP muhalefete muhalif olmuşlar. O zaman önümüzdeki seçimlerden sonrasını hazırlanıyorlar. Artık onlar muhalif oldular. Bundan sonra da biz iktidar ederken onlar muhalefet edecek. Ama emin olsunlar ki onlar muhalefet ederken onların gazetelerine çökmeyeceğiz. Onların gazetecilerini alıp hapse atmayacağız. Onların siyasetçilerini mahalle başkanlarına kadar toplayıp seçimlerden önce içeri tıkmayacağız. Onlar gibi yapmayacağız. Onlar gibi başka partilerin genel başkanlarını içeri atıp da referandum, seçim kazanmaya çalışmayacağız. Bundan 5 yıl önce 4 Kasım'da siyasetçilere yönelik olarak bir yerden talimatla başlatan operasyonla milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Müdemir Sektar ve diğer milletvekilleri gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Tam aradan 5 yıl geçti. Tam 5 yıldır hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulmaktalar bu siyasetçi arkadaşlarımız. Ben buradan hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum aynı şekilde.
Başkanım öyle hemen çağırmak yok. Önce Mert bizim gençleri buraya üye yapacak. Temaya. Şokoları başkanımız orada. Evet. Şekeri hazırladı. Evet. Başkanımızı söyleyeceğim. Allah yasamını hoş geldin. Bu Türkiye'deki kamu başdenetçiliği kurumu faaliyetleri evet. Ne yapıyor, ne ediyor? Takip ediyor musunuz onları? Mecliste bize bağlı. Yine böyle ayaklı. Evet, evet. Ama direkt ışık koyuyor. Aynen. Çünkü bizimkisi böyle amatörce, sizinki daha profesyonel. Bizim televizyonumuz yok. Sevgili benim MST diye televizyonu var.